Evet dostlar, ERSA Bitkisel Online Ekolojik kanalımıza hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bugünkü konumuz Deli Orman, Kırkpınar, Cihanı Titreten Türk, Koca Yusuf'un Hazin Hikayesi. Rahmetli babam Edirneli'dir. 1939 yılı doğumluydu. Ona anlatılan ve bana anlattığına göre Koca Yusuf bir boğayı boynuzundan tutup yere çevirirmiş. Eski Osmanlı ölçülerini bugüne çevirirsek 1,85 santimetre boyunda 160 kilo ağırlığındaymış. Aynı anda iki pehlivanla güreşirmiş. Hele peşrev sallayınca yani enseye çekmek öküzü devirirmiş. Elleri çok büyükmüş. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah nur doldursun. Kırkpınar Deli Orman. Kırkpınar Deli Orman. Koca Yusuf'un hikayesi bir tek güle yenildi. Dünyayı dize getiren Türk güreşçi Koca Yusuf'un hazin sonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Koca Yusuf bir tek okyanusa yenildi. Koca Yusuf dünyayı yendi. Ama dünyada bir mezarı yok. İşte 450 kiloluk idman taşı. Korkun Türk. Cihan pehlivanı Korkunç Türk'ün korkunç sonu. Koca Yusuf, Abdülhamit Han'ın baş pehlivanı. Abdülhamit Han'ın baş pehlivanı olan dünya şampiyonu Fransız Sabesini 4 saniyede nakavt eden, Amerika'da katıldığı şampiyonada birincilikler alan ve kendisine "Benimle evlenirsen tüm servetimiz senin olur." diyen Amerikan kadına "Bre kadın, biz buraya damızlık için mi geldik?" diye cevap veren dünyaya nam salmış Cihan Pehlivanı. Karşılaştığı her müsabakayı zaferle bitiren, tek bir yenilgi bile almamış, kendisine denk görülen ve 26 yıldır yenilmeyen ünlü Fransız güreşçisini sadece 10 saniye yenerek dünya rekoru kıran, tarihin gelmiş geçmiş en büyük güreşçisi Koca Yusuf, rahmetli anıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bin sekiz yüz elli yılında Şumlu'nun Karalar köyünde doğdu. Ufacık bir çocukken köyde danalarla boğuşmaya başladı. Sonra kismeti ayağına geçirip güreşmeye koyuldu. Ünü önce Deli Orman'ı, sonra Kırkpınar'ı kapladı. Türk güreşçinin gelmiş geçmiş en büyük pehlivanı olarak ortaya çıktı Türk güreşinin. Avrupa'da ve Amerika'da yaptığı bütün güreşleri kazandı. 1898 yılında Amerika'dan dönerken bindiği vapurun batması sonucu öldü. Mezarı dahi yoktur. Koca Yusuf yalnız Türk güreşinde değil, güreş dünyasında da bir zirvedir. Er meydanları Koca Yusuf'u güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıl Kırkpınar'ın
Koca Yusuf yalnız Türk güreşinin değil, güreş dünyasında büyük bir zirvesidir. El meydanları Koca Yusuf'un güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından, tarihimizin en büyük pehlivanlarından olan biri olan ve 26 yıl Kırkpınar'ın baş pehlivanlığını elinden bırakmayan ünlü Kelaliço'nun karşısında tanıdığı ilk kez 27. yılda baş pehlivanlığı rakipsiz alacağını umarak Kırkpınar'a gelen Kelaliço burada başa güreşeceğini başa görüşeceğim diyen Deli Ormanlı Yusuf isminde körpe bir çocukla karşılaştı. Herkes er meydanlarının pek yaman kurdu. Kel Aliço'nun bu tüysüz kızanı karşısına çıktığına pişman edeceğini umuyordu. Ancak Deli Ormanlı Yusuf öylesine yaman bir güreş çıkarıyordu ki buna Kel Aliço da şaşırmış ve güreş alemindeki meşhur gaddarlığını dahi ortaya koymaktan çekinmemişti. Ancak saatler uzayıp gittiğine halde Aliço neticeyi lehine çeviriyordu. Üstelik ilerlemiş bir yaşta bulunan ünlü pehlivan da yorgunluk alametleri baş göstermeye başlamış ve durumu tehlikeye düşmüştü. 26 yılın baş pehlivanı Aliço'nun böyle bir pehlivana yenilerek güreş dünyasındaki tahtını kaybetmesine kimsenin içi razı gelmiyordu. Havanın kararmasını fırsat bilenler güreşi yarıda bıraktırmak istediğinde Aliço'nun gür sesi er meydanını kapladı. Abel burası Kırkpınar'dır, er meydanıdır. Buncağız burada yenişene kadar güreş tutulur. Zift fıçıları, çıralar ne güne duruyor? Tutuşturun. Oyuncağızları, pişmiş güreş bırakılır mı? Hiç. Bu kızancağıza yenilmek kaderimde var. Bırakın yensin beni. Hem ben artık bu er meydanlarından çekileceğim. Aliço'yu yenmek talihini bir daha bu Yusufçağız nerede bulacak? Aliço'nun bu sözleri Yusuf'u öylesine duygulandırmıştı ki gözyaşlarını tutamadı ve büyük üstadın eline sarılıp öptükten sonra titrek bir sesle ona adeta yalvardı. Ustaların ustası, pehlivanların pehlivanı, koca yiğit, ağam benim, gel bırakalım bu güreşi. Sözleriyle yeniden sen beni elimden ayağımdan derman komadın. Bu söylediklerinden sonra ben seni tutamam gayrı. İstersen sen tut beni, vur sırtımı yere. Aliço da meydanı çevirleyen kalabalığı teşkil edenler gibi çok duygulanmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Deli Ormanlı Yusuf'un alnına sıcak bir buze kondurduğu bu meydan bundan sonra senindir artık. Senin gibi bir pehlivan ortaya çıktıktan sonra gözüm arkada kalmadı. Ayrılacağım buralarda. Ödül de baş pehlivanlık da senindir. İkisini de güle güle sahip ol. İkisi de sana helal olsun oğul, dedi. Ve o günden sonra Türk güreşinde Koca Yusuf'un devri başladı. Er meydanlarında kasırgalar yaratıp rakip tanımayan bir kuvvet olarak ortaya çıkan ve yalnız cüssesinden ötürü değil, güreş değerinden ötürü de koca sıfatını alan büyük Türk pehlivanı yenecek rakip bırakmadı. Bunu fırsat bilen açgözlü organizatörler onu Avrupa'ya götürdüler. Koca Yusuf'un Fransız güreşçi Joseph Taubler ile olan diyaloğu ve Joseph Taubler'in Fransa'da güreş teklifi alması Koca Yusuf'un hayatını değiştirmiştir. Fransız bir yazar olan Edmond Bonnet'in Güreşin Kralları 1910 Paris adlı kitabında anlattığına göre Joseph Taubler 1894'ten rakibi Sabes'e yenilmiştir ve bu rakibi yenebilecek güçte bir güreşçi arayışına girmiştir. Türkiye'ye gelen Joseph Taubler, Filipeli Kara Osman, Filiz Nurullah ve Yusuf İsmail'i beraberinde Fransa'ya götürmüştü. Yusuf başlangıçta yurt dışına çıkmayı düşünmese de düşmanların güçlü olduğunu kanıtlamanın bir cihat olduğu şeklindeki din alimlerinin açıklamaları üzerine
1897'de Avrupa'ya gitti ve Paris'te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Koca Yusuf ilk karşılaşmasını Tabes ile yaptı ve bu maçı kazandı. Fransa'da 1894-1897 yılları arasında 3 yıl yaşadı. Fransa'da geçirdiği bu dönem boyunca güreştiği ve o dönemin bilinen sporcuları olan Olsen, Pons, Fournier'i yendi. Raoul Gambier, Rum güreşçi Antonia Pierre ve İngiliz güreşçi Tom Cannon'u da yendikten sonra kendisini Avrupa'da rakip bulamaz bir halde buldu. Paris'te bulunan bir sirkte ünlü Türk güreşçi Hergelici Mahmut Pehlivan, İbrahim Mahmut ile yaptığı ancak polis müdahalesiyle durdurulabilen karşılaşma günümüzde bile şu ana kadar yapılan en acımasız güreş karşılaşması olarak bilinmektedir. Avrupa'da büyük ün kazanınca Birleşik Devletler'de bulunan organizatörler onu New York'a bir davetle çağırdılar. Antonio Pierre ve Dublier ile birlikte gittiği ABD'ye gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yeni macerayı William Bright olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 33 güreş karşılaşması yaptı ve bütün karşılaşmaları kazanmıştır. Yendiği güreşçiler arasında Evan Lewis, Georg Bodner, Tom Jenkins, Dan McLeod adlı ünlü atlar vardır. Chicago'da yapılan bir karşılaşmada dünya şampiyonu konumunda olan ünlü Evan Lewis adlı güreşçi üst üste iki defa mağlup etmiştir. Dünya üzerinde rakipsiz kalan Koca Yusuf artık ülkesine dönmeyi düşünmüştür. Yaptığı tüm güreşleri kazanması ve heybeti sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine Terrible Türk yani korkunç Türk lakabı verilmiştir. Avrupa ve Amerika'daki güreşlerinde 800 altın kazanmıştı Koca Yusuf. Bunları kemerine yerleştirip Fransız Bandrallı La Bourgogne vapuru ile yurda dönerken bindiği gemi Atlas Okyanusu'nda sis yüzünden İrlanda Bandrallı Crom Tyser gemisi ile çarpıştı. 721 yolcunun bulunduğu La Bourgogne kaçla göz arasında sulara gömülüvermişti. Bu kez denizin içinde bir panik başlamıştı. Denize dökülenler filikalara atlayıp canlarını kurtarmak istiyorlardı. Koca Yusuf da can havliyle bir filikanın kenarına yapışmıştı. Filikada bulunanlar onun heybetli vücudu ile sandalı devirmesinden korktular. Önce yüzüne, kafasına kürekle vurmayı denediler. Fakat dev yapılı adamın çelik pençeleri sanki filikaya kilitlenmişti. Yarılan kafasından ve suratından akan kanlar boz bıyıklarının üzerinde doğru iniyordu. Onun bu hali filikada bulunanlara daha büyük bir dehşet vermişti. İçlerinden canavar ruhlu bir tanesi filika içinde bulunan ve ipleri kesmek için kullanılan ufak bir baltayı kaptığı gibi o çelik pençelere vahşi bir ihtiras içinde rastgele indirmeye başladı. Bileklerinden kesilip kopan o çelik pençeler gevşedi ve Koca Yusuf'un dev vücudu Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine doğru gömülüp gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar, özellikle Aziz'in sonu insanı üzüyor. Üzdü. Çılgın Türkiye. İçlerinden canavar ruhlu bir tanesi filika içinde bulunan ve ipleri kesmek için kullanılan ufak bir baltayı kaptığı gibi o çelik pençelere vahşi bir ihtiras içinde rastgele indirmeye başladı. Bileklerinden kesilip kopan o çelik pençeler gevşedi ve Koca Yusuf'un o dev vücudu Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine doğru gömülüp gitti. İşte 450 kiloluk idman taşı. Koca Yusuf bir okyanusa yenildi. Dünyayı yendi ama dünyada bir mezarı yok. Cihanı titreten Türk Koca Yusuf. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Koca Yusuf bir boğayı boynuzundan tutup yere devirmiş,
Eski Osmanlı ölçülerini bugüne çevirirsek 185 santimetre boyunda 160 kilogram ağırlığındaymış. Aynı anda iki pehlivanla güreşirmiş. Hele Beşref sallayınca yani enseye çekmek öküzü bile devirmiş. Allah'ın tehlisin mekanı cümle tutmuş.